Arkadaşlar merhaba. Gündemdeyken bu konuya değinmek istedim. Eğer ki kimliğiniz birilerinin eline geçtiyse ya da çalındıysa ya da kaybettiyseniz yapmanız gereken ne? Kimliğinizin çalındığından şüphe ediyorsanız yapmanız gereken 199'u aramak ve en yakın size en yakın nüfus müdürlüğünden randevu alarak gitmek. Şunu demek. Ben kimliğimi kaybettiyseniz ben kimliğimi kaybettim. Yeniletmek istiyorum diyorsunuz ve yenileniyor. Buradaki husus şu. Yenilendiği zaman ne oluyor diye diyeceksiniz. Seri numarası değişiyor arkadaşlar. Yani eski kimlikte olan seri numarası güncel olmuyor. Bu yüzden eski kimlikle işlem yapamıyorlar. Yeni kimlikteki seri numarası değiştiği için artık güncel seri numarasıyla yeni kimlikle işlem yapılması gerekiyor. Tabii bunu yaptırdıktan sonra da kimlikle nerelerde işlem yaptırdıysanız oralarda bilgilendirin. Banka mı? Bankayı arayıp kimliğimi değiştim. O yeni seri numarasını oraya geçiriniz diyeceksiniz arkadaşlar. Bunu da eklemek isterim. Şimdi kayıp ettiyseniz bu şekilde. Kaybetmediniz fakat şüpheleniyorsanız yine aynı şekilde diyeceksiniz ki ya ben şüpheleniyorum kimliğin başkasının eline geçtiğinden. O zaman sizin kimliğinizi alıyorlar, veriyorsunuz kimliğinizi, orada yok ediyorlar, yeni kimlik çıkarıyorlar. Bu şekilde aynı işlemi. Buradaki önemli puf nokta kimliğinizin seri numarasının değişmesi. Böylelikle güvence altına alıyorsunuz kendinizi. İkinci, üçüncü hususlara geçeceğim. Güvenliğiniz için yapmanız gereken arkadaşlar ekranda e-devlet açık. Birileri sizin üzerinize şirket açabilir. Buna kısıt koyun. Bunu nasıl yapıyorsunuz? E-devlete giriyorsunuz, arama kısmına ortağı yazıyorsunuz arkadaşlar bakın. Ortağı yazdığınızda burada ortak yetkili olunmasına yönelik kısıtlama işlemi var. Buraya giriyorsunuz. Buraya yeni başvuru diyorsunuz. Yetkili olunmasına yönelik kısıt koyuyorsunuz. Ortağı olunmasına yönelik de kısıt koyuyorsunuz. İki tane. Bunu da böylelikle atlatmış olduk. Şimdi 3. Adınıza herhangi bir hat çıkarılmış mı? Bunu da kontrol edin. Onun için de şuraya hat yazalım. Mobil sabit internet kablo TV için borç alacak sorgulama ödeme işlemleri diyor arkadaşlar. Buraya bakınız. Buraya baktığınızda sizin adınıza kayıtlı tüm TV, uydu, internet başvurunuz ya da işte telefon numaralarınız, Vodafone, Turkcell hangisine kayıtlıysa hepsi çıkacak. Seceresi çıkacak. Şüphelendiğiniz bir durum olursa hemen el atmış olacaksınız. Evet. Hat sorgulama. Arkadaşlar bunda iki tane var. Bakın iki tane çıktı. İkisine de bakın. Büyük ihtimal mobil hat sorgulama tüm yani telefonlarla ilgili tüm ne kadar telefon kaydı varsa gösterecektir. Hani sizin adınız olan. Buna da bakın detaylı. Ve bu şekilde kendinizi güvenceye alın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz.